Evet kıymetli dostlar 25 Mart 2024'ün ilk uzun metrajlı videosuna hoş geldiniz. Bugün gündem yoğun bir an önce videoyu bitireyim de belki akşama tekrar canlı yayın yaparım. Yapmak zorunda kalacağım gibi de geliyor. Fenerbahçe açıda Osterbolde güvence aldı döndü. Taraftara attığı tekme sonrası yargılama konusu yaşayan Osterbolde ülkesine ülkesinde önce FIFA Pro ofisini ziyaret etmiş. Hukuki danışmanlık almış. Ardından Fenerbahçeli avukatlarla görüşmüş. Bakın enteresan. Sorun yok dönebilirsin güvencesi alınca geri geldi diyor arkadaşlar. Jadon Osterwold'e 3-2 kazanılan Trabzonspor maçlarından yaşanan olaylardaki hareketleriyle gündem olmuştu. Hollandalı stoperin yerde yatan bordo mavi taraftara tekme atması tartışmaya yaratmıştı diyor. Yunan basını bu konuyla ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Osterwald'a Türkiye'ye dönmekten korktu. 22 yaşındaki başarılı sahabe Trabzonspor maçının bitiminden sonra sahayı işgal eden taraftarın kafasına tekme almış Arkadaşlar haberi yaptıran arkadaşlara buradan selamlar olsun. Çok güzel e, haber yaptırdınız. Tebrik ederim. Çok iyi bir avukat bul falan filan demiştir İstanbul'a göndermişler. Haniye kapılmış. Ardından e, şöyle olmuş böyle olmuş. Türkiye'de işler nasıl yürür bilmiyorum falan filan değil. Arkadaşlar bu haberi Gönlünden uyduran arkadaşımız iyi uydurmuş tebrik ederim. Böyle bir olay yok. Ha oyuncu şimdi şöyle söyleyeyim size ee, oyuncunun olayı şu kafaya vurmadığını da söylüyor, ele denk geldiğini de söylüyor. Görüntülerde de sabit. Ama ben yine söylüyorum bütün olaylarda bütün Fenerbahçe futbolcularını haklı görürüm. O sayının koşup vurmasında bile o sayıyı haklı görürüm. Ama yere düşmüş kişiye Osterwold'in vurmasını ben orada haklı göremiyorum açıkçası. hani sadece bu konuda belki de hem fikiriz. Ama hani demiş ya adam onun orada ne işi vardı? Taraftarın orada ne işi vardı? Bence bu olay olaylar başlı başına ele alınmalı. Bir kitap olarak, makale olarak yayınlanmalı. Ciddi söylüyorum. Nasıl bu noktaya gelindi? Nasıl bu kadar az güvenlik önlemi alındı? Belki de Türkiye'nin en sıkıntılı maçı. Şanlıurfa'daki maç bu kadar polis ve bu kadar güvenlikçi verilirse bu sayıyı geçmesi orada daha büyük çatışma olacak. Daha büyük çatışma olacak. Hazır olun yani. Her şey hazır olun arkadaşlar. Çünkü ortam çok gergin. Yani maç oynanırsa. Neyse. Bu haber Galatasaray'ı çok üzer. Peşinden koştukları yıldızı alıyoruz demiş. Ara transfer sezonunda Galatasaray'ın Süper Lig ekibinden istediği yıldız futbolcu Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı deniliyor. Yinece sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe anlaşma sağladı diyor. Ajans Spor'un haberine göre Fenerbahçe Levent Münir Mercan'ın yani Levent Mercan'ın arkadaşlar transferi konusunda Fatih Karagümrük'le anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki sol bek bu sezon Fatih Karagümrük'le 31 maça çıktı. 1 gol, 4 asist üretti diyor. Levent Mercan Fatih Karagümrük'le olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro. Galatasaray istemişti. Galatasaray istemişti değil arkadaşlar. Galatasaray aldığı iddia edilmişti. Önce bu konuda bir anlaşalım. Galatasaray'ın aldığı iddia edilmişti oyuncuyu. Ee, olmadı diyor. Süleyman Hurma'dan Galatasaray açıklaması sert tepki göstermişti Süleyman Hurma. Ne demişti? Galatasaray her zamanki gibi oyuncuyu benden değil menajerinden istiyor. Tabii ki oyuncuyu ikna edip ucuza almak için böyle yapıyorlar. Yarın maçımız var. Lütfen bu konulara girilmesin demiştim. PSV Roman altyapısında yetişmiş Levent Mercan. Daha sonra VFS VFB Hüls altyapısında. Ardından Bohum altyapısında. Sonra Royce Weiss Eisen altyapısında şarkı 0-4 oynamış. Şimdi Levent Mercan, Yasin Özcan, Emirhan Topçu, Oğuz Aydın, ee, bu isimler arkadaşlar bence Fenerbahçe'nin üstüne düşmesi gereken ligde devam edecek etmeyecek şu bu önemli değil. Fenerbahçe'nin bence üstüne düşmesi gereken isimler arkadaşlar. Ve e, zaten geniş scout havuzunda olduğunu da ben defalarca size söylemiştim. Demiştim size belirtmiştim bunları. E, izliyoruz diye. Hani durum bu. Mesela Oğuz Aydın Trabzonspor çok ciddi istiyor. Galatasaray falan almak istiyor. Bence bunları koklatmamalıyız rakiplere. Eğer dikte devam edeceksek etmeyeceksek ona göre de bir strateji belirlememiz lazım. Fenerbahçe'de ya bayram ya hüsran. Ya bayram ya hüsran. Ey Fenerbahçe ya sen kimsin? Fenerbahçe için Nisan ayı kritik geçecek. Fenerbahçe bu süreçte birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Tabi devam ederse oynayacaksa çıkacaksa. Milli aradan sonra kritik bir süreç. Olağanüstü kongreye gidecek. Olağanüstü genel kurula gidecek. 7 maça çıkacak. Kongre'den çekilme çıkarsa hem bu sezon sezonki birçok hedefe veda edilecek hem de gelecek sezon alt kümede mücadele edecek. Ancak devam kararı alınırsa zorlu bir periyot başlayacak. Süper Kupa Konferans Ligi Süper Lig'de 7 karşılaşma oynayacak. 7 önemli maç. Ve bunların ikisi derbi diyebiliyorum. Ee, hani Karagümrük maçı falan da derbi sayılıyor. Kanun gereği ama zor maç anlamda söyleyeyim. Fenerbahçe kısacası 30 günlük periyotta Süper Kupayı müzesine götürebilir. Konferans Ligi'nde yarı finale kalabilir. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ciddi avantaj elde edebilir. Ancak e, neler olacağını hep birlikte göreceğiz diyor. Simla Türker Bayazıt adalet olunca hak eden kazanıyor. Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Sayın Simla Türker Bayazıt Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçının ardından açıklamalarda bulunmuş. Biliyorsunuz Fenerbahçe Kupa Voley finalini kazandı 3-1. Takımımı, teknik ekibimi, tüm rakiplerimizi tebrik ediyorum. Bak rakiplerimizi de tebrik ediyorum. Harika bir voleybol haftası oldu. Hafta sonu oldu. Rakiplerimiz de iyi oynadılar. Sonunda biz iyi oyuna galip geldik. Zaten takımımıza güveniyoruz. Gerçekten iyi bir takım. İçeride çok güzel bir enerji var. Türkiye Voleybol Federasyonu çok güzel bir ortam sağladı. Mehmet Akif Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi adalet olduğu zaman hakemler vesaire duvar olmadığı zaman hak eden iyi oynayan kazanıyoruz. Biz kazandık mutluyuz diyor. Bu hafta sonu bizim için güzel bir hafta sonu. Dün kadın basket serisinde 1-0 öne geçtik. Bugün kadın futbolda Galatasaray'ı yendik. Kupayı da aldık. Bu hafta sonu kadınların hafta sonu Fenerbahçe olarak her kulvarda yarışa devam ediyoruz diyor. Başarının arka planında dostluk, birlik, beraberlik var. İnsan olarak da kendi özel hayatında buna inanıyorum. Takımımızda çok güzel bir dostluk var. Herkes aynı şey için çabalıyor diyor arkadaşlar. Kaptan Eda Erdem'den falan bahsediyor. Tek tek hepsini biz de tebrik ediyoruz. Biz alacağımız kısmı aldık. Adalet olunca Fenerbahçe şampiyon oluyor. Fenerbahçe'den bu arada paylaşım Dünyanın en büyük spor kulübü diye. Fenerbahçe Aksa Sigorta voley finalini kazandı. Ardından sosyal medya coştu. Ve Fenerbahçe aynı gün içerisinde kadın voleybolda kazandı. Kadın futbolu Galatasaray'a karşı kazandı. Ve Fenerbahçe di taraftarlar arasında yoğun ilgi gördü Fenerbahçe'nin o paylaşımı. Gururla dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe. Fenerbahçe OPET Kadın Voleybol takımımız Aksa Sigorta Kupa Voleybol'de Eczacıbaşı'nı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol takımımız derbide rakibi Galatasaray'ı 2-1 yendi. Takımlarımızı tebrik ediyor. Sarı lacivert nice başarıları birlikte kutlamayı diliyoruz. Arkadaşlar benim hassas olduğum kısım burasıydı. Ancak asıl önemli kısım şurası. Fenerbahçe bir şeyi bekliyor. Ondan sonra kükreyiş destanına hazır olun. Hem de ne destan. Bugün arkadaşlar aldığımız duyumlar neticesinde. Yani kulübe yakın kaynaklardan değil. E, Türk sporunu yönetenlere yakın kaynaklardan aldığımız bilgilere göre PFDK sevklerinin bugün olması bekleniliyor. Benim duyduğum sadece bir futbolcumuz sevk edilecek arkadaşlar. O da hani dandik bir maddeden işte akreditasyonla ilgili işte yaka kartı bulunuyor bulunmuyor falan filan saçma sapan şeylerden anlatabiliyor muyum? Bu benim bilgim. Belki de e, benim bilgim doğru değildir. Bu arada Kayseri Spor Başkanı Sayın Ali Çamlı kaza yapmış ve e, kaza yaptığı şahıs. Suriyeli 60 yaşındaki şahıs maalesef vefat etmiş Allah rahmet eylesin <laughs> Ali Çamlıya da geçmiş olsun arkadaşlar Şimdi Fenerbahçe'de mesela ben Bugün ne haberi vermek istiyorum işte Ertuğrul Taşkıran Çıkmış Fenerbahçe tribünleri bana küfür etti işte Ağır küfürler ettiler şöyle böyle falan filan demiş ben mesela bunu konuşmak isterdim PFDK sevklerini değil Çünkü kural gereği sevk edemezler neyse Dört yıldızdan sevindiren haberi konuşmak isterdim. Bakın Fenerbahçe'de sakatlar biliyorsunuz çok can sıkıyordu. Kimdi o dört futbolcu arkadaşlar? Ee, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadoğlu, Cengiz Ünder. Bunlar sakattı hatta e, Çağlar milli davet alacaktı bir. Ferdi Kadoğlu alacaktı iki. Yani almıştı da. Cengiz Ünder alacaktı 3 ve bu üç isim milli davet alacakken gidememişti. Bunların iyileşmesi haberi de sevindirdi. Adana Demirspor maçı oynayacak olsa Fenerbahçe bunlar oynayabilir. Mesela ben bunu konuşmak isterdim. Ne bileyim başka şeyi konuşmak isterdim. İşte 27'sinde iftar var falan filan diye. Ama mecbur bunu konuşacağız. Arkadaşlar Süper Kupa maçına dair de ben bir şey belirteyim. Fenerbahçe Süper Kupa maçının ertelenmesini yoğun fikstürden dolayı istedi. Dedi ki siz kafanıza göre erteliyorsunuz. Şöyle böyle ama dedi siz planlama yapmamışsınız dedi. Arkadaşlar Türkçesi şu. Federasyon hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin eleneceğini düşünüp bu fikstürü yapmış. Yani her iki takımın da eleneceğini düşünüp böyle bir fikstür hazırlıyor. İşte en büyük sıkıntı burada. Fenerbahçe'nin isyanı da burada. Öyle hocam Fenerbahçe de her şeye işte bulunuyor. Niye Süper Kupa ertelensin diyor ki çıkıp delikanlı gibi oynayın. Süper Kupa niye bugünlere kaldıysa bence onu konuşalım. Hani hangi takımın transferleri tam olmadı, takımı tam kuramadılar diye bugüne ertelediyseniz dandik dandik eleme maçlarında, dandik dandik takımlarla yapılacak maçlar öncesinde kupa maçını ertelediniz bugüne. Sonra dediniz ki kural gereği. Arkadaşlar normalde kural gereği süper kupayı oynatamazlar. 2023'ün süper kupası 2023'te oynanması lazım. Kural bu şekilde. Kitapçıya bakın. Fenerbahçe'nin yerinde olsam dava aç ederim. Dava eder hiç oynattırmam maçı mesela. <laughs> Şanlıurfa'daki bir sürü hazırlık da boşa gider. Ha bu sefer de ne derler? Bak Fenerbahçe korktu da dava açtı falan filan. Hayır kural bunu gerektiriyor. Yani 2023-2024 sezonu maçının 2025'te oynanması gibi bir şey. Öyle değil mi? Bu arada günü çift antrenman atamadı Fenerbahçe. Onu da e, hatırlatayım da aklıma gelmişken. Şimdi benim duyumlarıma göre Fenerbahçe'den bugün bir futbolcu sevk edilecek. O futbolcu da kim? Furkan Onur Akyüz. Bendeki verilere göre. Diğer isimler... Diğer isimler arkadaşlar sevk edemiyorlar. Federasyonumuz Türkiye Futbol Galatasaray Federasyonu gidiyor başvuruda bulunuyor. Bazı kurum kuruluşlara hani UEFA ile başlayan kurum kuruluşlara. Onlar da diyor ki hiçbir futbolcuyu sevk edemesin. Saha güvenliğinden sen sorumlusun. Senin yetkilendirdiğin kişiler sorumlu. Diyelim ki senin yani yetkilendirdiğin kişiler kastettiği emniyetten bahsetmiyor. Kulüplerden bahsediyor. Kulüp kendi ee, emniyetini kendi sağlar. Fenerbahçe bu sezon kaç defa merdiven boşluğundan ceza yedi? Yanlışım yoksa 12 defa yedi. Hocam çüş. İşte çüş. Merdiven boşluğunu kimin sağlaması lazım? Kimin sağlaması lazım? Dedim Fenerbahçe stadında Fenerbahçe güvenlikçilerinin sağlaması. Yani kendi stadında Fenerbahçe'nin kendi sağlaması lazım. Deplasmanda deplasmanda da o stadın e, şeyinin sağlaması lazım. Zaten indirimler falan oluyor ya cezalarda bu şekilde oluyor. Diyorsun ki ya arkadaş oranın güvenlikçileri hiçbir şey yapmamış. Sıkıntı burada diyorsun. Oradan yırtıyorsun. Ya da oradan indirim alıyorsun. Ha, Galatasaray kaç tane almış? Merdiven borçundan 3. Fenerbahçe 12. Galatasaray 3. Yani daha fazla da olabilir sayılar. Daha düşük de olabilir. Ben burada anlatmak istediğimi anlatamadım. Şöyle söyleyeyim. UEFA diyor ki stadların güvenliği, saha zemini, stadyumların güvenliği, oyuncular, işte koridorların şeffaflığı bunlar Federasyonun denetiminde takımlara, federasyon da topu kolaya atıp gençlik spor müdürlüklerine devrediyor. Arkadaşlar her takımın stadyumunda oynadığı maçlardan bilet gelirinden bir kısım gençlik spor il müdürlüğüne verilir. Bunu bilmiyorsunuzdur muhtemelen öğrenmiş olun. Artı o ilin valisiyle koordineli bir şekilde hareket edilir. Her maçta amatör maçta bile polis görevlendirilir, kolluk kuvvetleri görevlendirilir. Daha doğrusu amatör maçta bile. İkinci amatör üçüncü amatör hepsinde görevlendirilir. Burayı da anladık. Diyor ki UEFA Sen saha içindeki futbolcuların güvendiğini sağlayamadın. Bir kere sen suçlusun. 2 Saha zeminine bir kişi girse Oyuncular saldırsa Bu ciddi bir tehdit değildir. Anlarım. Saha zeminine giren kişinin elinde bıçak olduğu görüntüleri hem tribünde salladığı bıçak görüntüleri hem sahaya girerken Düşürmesi Kolunun şurasında saklaması falan yeterli benim için diyor. Bütün futbolcular, Fenerbahçe futbolcuları saha zemininde gelen herkesi dövse bile hiçbirine ceza veremezsiniz. Çünkü ortada can var. Can kargaşası var. Can karmaşası var. Can tehdidi var diyor. Burada size bırakıyorum diyor. UEFA diyor ki eğer Fenerbahçe'den bir futbolcuya ceza verirseniz sizin lisansınızı yırtarız diyor. Artı yetmiyor Trabzonspor'un şu siyasileri yanına alıp konuşması zaten UEFA'da infiale sebep oluyor. Şu anda UEFA'da çok ciddi bir e, denetim var ve Türk futbolu üzerine çok ciddi bir denetim var. Hani bizdeki adı Kayyum, e, ancak UEFA'daki adı Müfettiş görevlendirme. Eğer UEFA eğer UEFA Müfettiş görevlendirirse hiç şaşırmayın arkadaşlar. UEFA Türkiye'ye denetlemek için müfettiş görevlendirirse hiç şaşırmayın. Durum bu. Peki hocam Trabzonspor'dan Egemen Korkmaz. Herhangi bir tehdit var mı? Kendi stadı. Herhangi bir saldırı var mı? Yok. Egemen Korkmaz'ın ömür boyu futboldan men edilmesi gündemde. Zaten sevkler açıklandığında PFDK çok ciddi tepki alacak. Arkadaşlar şunu söylüyorum. 4 tane Fenerbahçe futbolcusunu, 4 tane Trabzon futbolcusunu Egemen'i falan sevk etse hem Fener'den hem Trabzon'dan tepki alacak. Dediğim gibi bir Fenerbahçe futbolcusunu sevk etse, işte Egemen'e sevk etse Trabzon'dan tepki alacak, Galatasaray'dan tepki alacak. Yani FFDK her halükarda tepki alacak. İki, PfdK Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bağımsız olmayan kuruluş ilan edildiği için Fenerbahçe futbolcularını sevk etmesi dahi fitili ateş diyecek. Fenerbahçe bunu bekliyor. Ya biz dua ediyoruz. Fenerbahçe yönetimi dua ediyor. Diyor ki inşallah bizden 5-6 tane, 10 tane futbolcuyu sevk ederler diyor. Ciddi diyorum bak şaka yapmıyorum. İnşallah diyoruz bizden bir sürü futbolcu sevk ederler diyoruz. Yani onu da söyleyeyim. Evet Ertem Şener Fenerbahçe yönetimi şu anda net bir şekilde başka bir lig bakıyor. Belçika olabilir, Hollanda olabilir, İspanya olabilir, Fransa olabilir, ee, İtalya olabilir. Ama bu Premier Lig değil. Fenerbahçe kendisi için bambaşka bir lig bakıyor demiş. Bizim canlı yayın bittikten sonra da maşallah iddialar artıyor. Neyse uzun lafın kısası arkadaşlar. Fenerbahçe'ye yani, eğer bir futbolcusu bile sevk edilirse zaten Fenerbahçe bas bas bağırıyor. Diyor ki arkadaş bu ligde adalet yok. Bu lig işte birilerinin tekeline geçmiş durumda. Müdahale var. Üçüncü şahıslar, üçüncü kurumlar, kuruluşlar müdahale ediyor diyor ve Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürmüş olacaklar. Ben şu kadar diyeyim. Bir futbolcumuz bile sevk edilse akreditasyondan dolayı hiç mühim değil. Yani bir futbolcumuz dahi sevk edilse siz o zamandan itibaren kükreyiş destanına hazır olun. Hem de Ali Koç'un Fenerbahçe yönetiminin kükreyiş destanına. Ha hocam sen de böyle atıp tutuyorsun ama hiçbir şey göremedik. Bir haftadır ligden çekileceksiniz hiçbir şey yok ortada. Bakacağız. Bakacağız arkadaşlar. Bir hafta sonunda bakacağız. Bakın ben golvar.com'da ve <laughs> Twitter'da paylaştım. Türkiye'yi UEFA'dan atacaklar. Haberiniz var mı? Fenerbahçe Lig'den çekilecek mi diye. Orada bir yazı yayınladım. Yani epeydir de yazamıyorduk. Sıkıntı vardı. Fenerbahçe onca olaydan şey yaptı. Şöyle yaptı böyle yaptı. Hani sahanın ortasına uzaylılar inmediği müddetçe bizim futbolda anormal bir şey yok kabul ediliyor. Bu sene zaten her şey ay yuka çıktı. UEFA'nın 14. meşhur maddesine de bir kez daha hatırlatayım. Üçüncü kişilerin karışması UEFA'dan men cezasını aldırır. Milli takımlara, ülke futbol takımlarına. Her şeyi, her riski göze alıyorlar. Bilmiyorum bu çılgınlığın sebebini çözemiyorum. Ama şunu tekrar tekrar söyleyeyim. Kükreş destanına hazır olun. Hem de ne kükreş. Çünkü bunu hak ettiler. Ve sanki bunu yapan Fenerbahçe'ymiş gibi de sosyal medyayı kullanma peşindeler. Şu anda hazırlıktalar. Onlar da onun hazırlığındalar. Türkiye çünkü Euro 2024 bile hayal olabilir. Euro 2024 bile hayal olabilir. Benden uyarması. Ha senin demen ne mi olacak? Bekleyip görelim bakalım benim demem ne mi oluyor? Başkasının demesiyle mi oluyor arkadaşlar? Hep birlikte izleyeceğiz. Kanala son günlerdeki ciddi manada desteklerinizden dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Bakalım gündemin yoğunluğuna göre akşam canlı yayın yapmayacağımı duyururum topluluk kısmından kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar